Tonguç 5 dakikada sıfat öğrenmeye hazır mısın? İmkansız gibi böyle bir şey İmkansız olmaz. İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır. Sıfatları çok güzel bir şekilde. 5 dakikada hemen süreyi başlat Tonguç. Başlatıyorum hocam. Başlat bakalım. Harikasın. Şimdi sıfat esasında isimlerin özelliklerini belirten sözcüklere deniyor. Sıfatlarla isimler arasında adeta bir aşk var, bir sevgi var. Çünkü sıfatlar isimler olmadan olmaz. Mutlaka sıfatın önünde bir isim olmalı. Mesela bu bir telefon. Evet hocam. Bu telefon akıllı telefon. İşte akıllı sözcüğü bu telefon isminin sıfatı olmuş oluyor. Hani az önce sıfat kart isim demiştik ya. Sıfatlar isimlerin anlamını tamamlıyor. Gelelim buraya. Burada kaç tane adam var Tonguç? Burada 3 tane adam var. Oh, iyi ki gösterdim. 3 adam dediğimizde buradaki 3 sözcüğü Tonguç'um. Ama gerçekten adam gibi adamlar bunlar hocam. Helal olsun. Şimdi bak. Sağdaki özellikle tipinden bahsediyor. Esasında 3 insan demek lazım. Sıfat isim diyoruz ve sıfat yine ismin kalbini yakalamış. Peki buraya bakalım. İnternet. Burada da senin en sevdiğin tabii ki sınırsız internet dediğimizde burada yine sınırsız kelimesi sıfat oluyor ve isimli anlam ilişkisi kurmuş oluyor. Şimdi Tonguç'um sıfatlar temelinde ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları genellikle... Hocam çeşitlerini bilmek zorunda mıyız? Zorundasın. Sınavlarda bunu soruyorlar Tonguç'um. Bir de belirtme sıfatları var. Belirtme sıfatları da hangi veya kaç sorusuyla bulunuyor. Şöyle kağıda düzeltelim. Kağıdımız kaymış. Tamam. Şimdi niteleme sıfatları az önce sorduğumuz gibi, söylediğimiz gibi nasıl sorusuyla bulunuyor Tonguç? Varlıkların rengini, şeklini veya durumunu belirtiyor. Mesela diyelim ki yeşil karpuz dediğimizde... Nasıl karpuz? Gerçi yeşil onun şekli olmuyor. Biz iri karpuz diyelim. Senin sevdiğin tarzda iri karpuz. İri kıyım. İri kıyım karpuz. Şöyle iriyi ben de iri yazayım ki daha iyi anlaşılsın. İri karpuz dediğimizde şeklini belirtiyor. Hocam siz niye bu kadar irisiniz? Ben iri değilim evladım. Normal zayıf bir insanım. Aa. Mavi balon dediğimizde mesela rengini belirtmişiz. Veyahut da ne diyelim? Çalışkan nasıl karınca? Karıncalar genelde çalışkandır biliyorsun Tonguç'um. Çalışkan karınca dediğimizde de çalışkanın durumunu, niteliğini belirtmiş diyebiliriz. Bir de Tonguç bu niteleme sıfatlarına MPRS ekleriyle veya mi soru ekiyle pekiştirme yapabiliriz. Mesela karpuz iri mi iri karpuz. Balon masmavi balon. Veya çap çalışkan karınca. Daptangoz çocuk. Daptangoz Tonguç dediğimizde bunlar da pekiştirme oluyor. Veyahut da cacık, imtirak ve imsi ekleriyle de küçültme yapıyorsun. Mesela karpuz ya. İrice karpuz dediğinde iriden biraz küçük olmuş oluyor. Mavimsi balon yani tam mavi değil. Maviye yakın. Dangozumsu. Dangozumsu. Tam dangoz değil. Dangozum trak. Dangozum trak da diyebiliriz. Güzel. Belirtme sıfatları da Tonguç'um hangi veyahut da kaç sorularıyla bulunuyor. İsimleri işaret yoluyla belirtiyor. Mesela şu kedi dediğimizde bak ne oluyor? Hatta bu kedi diyelim. Bu yakındakilere bu kullanıyoruz. Bu kedi dediğimizde bu işaret sıfatı oluyor. Şu kedi dediğimizde şu biraz daha uzaktaki şeyler için kullanılır Tonguç'um. Bu da yine işaret sıfatımız olmuş oluyor. Varlıkların sayı bakımından tam belirtmeyen sözcüklerde belgisiz yani belirsiz sıfat gibi. Hiçbiri, tümü, bazısı, birkaçı bunlar hep belirsiz. Mesela diyelim ki birkaç insan dediğimizde tam belli değil. Veyahut da herhangi bir adam dediğimizde bak herhangi bir adam dediğimizde bu da yine belirsizlik anlamı katıyor. Belli değil yani. Soru sıfatı ise yanına bir soru işareti koyuyorum. Bu varlıkları, isimleri soru yoluyla etkiliyor. Mesela diyelim ki nasıl soru dediğimizde zor soru, kazık soru, güzel soru dediğimizde hangi bu, okul, hangi okula girdin? Hangi okulu kazandın, hangi okulda okuyorsun, hangi okulu bitirdin dediğimizde bunlar soru sıfatı olmuş oluyor. Sayı sıfatları da birazcık matematikle alakalı Tonguç'um. İsimlerin sayılarını belirtiyor. Mesela diyelim ki vazo, eğer sen vazoya 2 vazo dersen asıl sayı sıfatı oluyor. Ama diyelim ki birinci adam dersen bu sırasını belirttiği için sıra sayı sıfatı oluyor. Üleştirme sayı sıfatı ise şöyle bir şey. Burada mesela diyelim ki en zoru burası hocam. Üleştirme sayı sıfatı ikişer adam diyorsun. Bak burada er iki, üçer adam, dörder adam, beşer adam, altışer adam üleştirme oluyor. Birinci adam, ikinci adam, üçüncü adam veyahut da birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi bunlar hep sıra sayı sıfatı olmuş oluyor. Kesir sayı sıfatları ise işte %2 indirim diyoruz. %50 indirim. %50 indirim veyahut da işte ne diyelim? Büyük indirim yok. Büyük indirim olunca biraz belirsizlik oluyor. %50 indirim hocam. %50 diyelim o zaman. Şöyle %50 indirim dediğimizde bu kesir sayı sıfatı oluyor. Aynı zamanda yarım ekmek dediğimizde bu da kesir sayı sıfatıdır. Çünkü yarım da esasında 1/2'ye denk gelir. Bunu da mutlaka duymuşsunuz. Hocam ben belgisizi anlamadım hocam. Belgisizi bir kez daha anlatayım madem. Biraz hızlı gittiğimiz için. Bak şimdi belgisiz sıfatta şöyle bir şey var Tonguç. Mesela ben senden diyorum ki Tonguç bana ne diyelim mesela? Şu karpuzu getir. Ha, şu karpuzu getir dediğimizde karpuz burada ya ben onu işaret ediyorum diyorum ki şu karpuz diyorum. Veyahut da iri karpuz dediğimde karpuzun niteliğini belirtiyorum. Bu belgesiz mi oluyor? Hayır bak bunları şimdi anlatıyorum. İki karpuz dediğinde sayısını anlatıyorum. İki karpuz sayısı. Şu karpuz işaret ediyor. İri karpuz dediğinde niteliğini bildiriyor. Ama bana
Biraz karpuz getir dediğimde, biraz karpuz getir dediğimde ne oluyor? Bu işte belirsiz. Aa. Niye? Yani nasıl yani? Biraz derken hocam az mı çok mu anlayamıyoruz. Şimdi o zaman belgesi de bir kez daha tekrar ettik. Artık ödüllü sorumuza geldik. Hadi bakalım Çak Beşik Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Harikasın. Hadi bakalım görüşmek üzere.